Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Filmlerde de gördüğünüz gibi, yaşanması beklenen 2021'in en büyük felaketlerinden birisi, elektrik kesintisi konusu. 2021 yılında büyük küresel elektrik kesintisi planları yapıldığı ve elektrik kesilince, kaoslar, büyük yağmalar ve insanlığı çok kötü olaylar bekleyebilir. Elektrik kesintisi tüm dünyada uygulanacak ve tüm dünya karanlığa bürünecek. Küresel elektrik kesintisinin, güneşten dolayı olacağını düşünen kesim de çok fazla. Elektrik kesintisi ile, insanlığı medeniyetten uzaklaştırmayı ve, dünyadaki bütün düzeni bozmayı planlıyorlar. Bu planı Amerika, 1925 tarihinde planladı. Bu bilgiler 2001 yılında, bir gazeteden alınmıştır. Amerika'nın önde gelen teknoloji yayınlarından, Popular Mechanics, Pentagon'un E-bomb konusundaki çok gizli planlarını, kapak konusu yaptı. İnsan dışındaki her türlü üretim, iletişim ve enerji altyapısını devre dışı bırakan, uygarlığı 200 yıl geri götüren, silah tanımı yapılıyor. Çünkü, bombanın patlaması ile birlikte, finans merkezleri, borsalar, enerji üretim sistemleri, ulaştırma, iletişim gibi sektörlerin tamamı, çalışamaz hale geliyor. E-bomb'un en önemli özelliği ise, verdiği yüksek zarara karşılık, çok ucuz bir silah olması. Amerika'nın, öncelikle uçak savar sistemlerini devre dışı bırakmak için geliştirdiği E-bomb, patladığında keskin bir kırılma sesi duyuluyor. Bombanın patlaması ile birlikte, ortaya bir yıldırımdan 1000 kat daha güçlü, bir manyetik dalga çıkıyor. 15 dakika içinde şehirlerde ışıklar gidiyor, radyo, televizyon gibi, tüm elektronik eşyaların içindeki devreler, kullanılamaz hale geliyor. Bilgisayar sistemlerindeki tüm bilgiler yok oluyor. Otomobiller ve sinyalizasyon sistemlerindeki elektronik devreler bozuluyor. Ve dünya, birkaç dakika içinde, 200 yıl öncesinin ortamına bürünüyor. İlk olarak 1925 yılında, fizikçi Arthur Compton tarafından başlatılan, E-bomb konusundaki çalışmalar, 1950 yıllarının sonlarında, birinci nesil E-bombları doğurdu. Amerika bu konuda, küçük çaplı deneylerin dışına çıkmadı. Özellikle 11 Eylül'de yaşanan terörist saldırı, Amerika'nın yeni nesil E-bomb konusundaki çalışmalarını, hızlandırdı. Ve Pentagon, 2002 yılında bu bombayla ilgili, ilk büyük denemeyi yapma kararı aldı. E-bomb'un etkilerinden korunmanın tek yöntemi olarak, her türlü elektronik alette birer Faraday kafesi yapılması gösteriliyor. Böylece, E-bomb'un patlaması ile ortaya çıkan, yüksek elektromanyetik dalgaların önemli bölümü, Faraday kafesi sayesinde, toprağa aktarılabiliyor. E-bomb neleri etkileyebiliyor? Tüm elektronik cihazlar, bir daha kullanılamaz hale gelecek. Bilgisayarlar ve, bilgisayarlardaki tüm bilgiler bozulacak. Kablolu ve kablosuz iletişim şebekeleri, devre dışı kalacak. Hava, kara ve deniz taşıtlarının elektronik devreleri, iptal olacak. Ulaşım altyapısındaki sinyalizasyon sistemi çökecek. Enerji üretimi yapan tesisler çalışmayacak. Sağlık sektörü duracak. E-bomb'un görünümü, standart bombalardan çok farklı değil. Bombanın içinde, uzun bir metal boru sistemi bulunuyor. Bu boru, bombanın ucuna kadar uzanıyor. Bomba uçaktan atıldıktan sonra, rüzgarın etkisiyle harekete geçen, bir çeşit elektrik motoru, borunun etrafında hızla dönerek, manyetik bir alan yaratıyor. Ve bu manyetik alan tepe noktasına ulaştığında, ortaya çıkan patlama, bombanın ucundaki boru ağzından, dışarı yayılıyor. Böylece, uygarlığı silen manyetik dalgalar, hedeflerine doğru hızla yol alıyor. Sizin düşünceleriniz neler bu konu hakkında? Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.